Son günlerde İngiliz kraliyet ailesine mensup olan Prenses Kate Middleton'ın ortadan kaybolmasıyla alakalı enteresan iddialar gündemi meşgul ederken, kraliyet ailesinin karanlık geçmişiyle ilgili söylentiler de sık sık konuşulmaya başlandı. Prensesin uzun süre hiçbir fotoğrafının dahi servis edilmemiş olması üzerine, önce kendisinin ciddi bir ameliyat geçirdiği açıklanmış, çok geçmeden de çocuklarıyla beraber olduğu bir fotoğrafı basına sunulmuştu. Fakat fotoğrafın yapay zeka ile oluşturulduğu fark edilince skandal başka bir boyut kazandı. Kraliyet ailesinin bir şeyler gizlediği şüpheleri artınca, aldatma sonucu bir cinayete kurban gittiğinden tutun da, ailenin bilinmemesi gereken bir sırrına vakıf olduğu için ortadan kaldırıldığına kadar birçok teori ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz gün ise prensesin eşiyle beraber alışveriş yaptığı fotoğraflar basına servis edilmiş, fakat fotoğrafları çeken gazeteci dahil birçok kişi, fotoğraftaki kadının prensesin kendisi değil, dublörü olduğu konusunda ciddi şüpheleri olduğunu beyan etmişti. Toplumun kraliyet ailesine olan bu şüpheci tavrı boş yere değildi. Zira bu enteresan durum, akıllara Prenses Diana'nın şüpheli ölümünü ve bu olay hakkında anlatılan teorileri getirmişti. Yıllar önce Prens Charles ile evlenen ve kraliyet ailesine dahil olan Diana Spencer, diğer kraliyet mensuplarından oldukça farklı bir karakterdi. Toplumla olan ilişkisi, alçak gönüllü ve iyicil tavırlarıyla insanların hayranlığını kazanmış ve kraliyetin en popüler figürü haline gelmişti. Dönemin en büyük skandalı olan aldatılmasının ve boşanmasının ardından geçirdiği şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi, İngiliz kraliyet ailesi ve MI6 ile alakalı suikast şüphelerine sebebiyet vermişti. Zira kendisi ölümünden evvel avukatı Michonne de Rea'ya bıraktığı notta hayatından endişe ettiğini, kraliyet ailesinin ve kocasının kendisini kazasüstü verilmiş bir cinayetle öldürebileceğinden korktuğunu yazmıştı. Kazadan sonra bu not, avukatı tarafından Metropolitan Polis Teşkilatı'na iletilmiş, fakat bu konuda hiçbir soruşturma yürütülmemişti. Kimilerine göre ise bu kaza ya da cinayet vakasının göründüğünden çok daha karanlık ve korkunç bir arka planı vardı. Tartışmalı yazar David Icke, ezoterik meselelerde yaptığı aşırıcı ve sert teorileriyle ün salmış, birçok ülkeye girmesi dahi yasaklanmış bir İngiliz olarak bu meseleyle ilgili oldukça karanlık iddialarda bulunuyor. Yazar 1998 yılında Reptilian Anlatıları ve Babil Kardeşliği üzerine yoğunlaştığı The Biggest Secret isimli kitabını yazarken, yaptığı araştırmalar sırasında bu konuyla alakalı ilginç bilgilere ulaştığını iddia ediyor. Kendisi bu dönemde tanıştığı Lady Diana'nın 9 yıllık arkadaşı olan Kristen Fitzgerald isimli kadının oldukça şok edici iddialarda bulunduğundan bahsediyor. Bu kadına göre Lady Diana, kraliyet ailesi içinde deli olarak adlandırılmaktan korktuğu için kimseyle paylaşamadığı kimi olaylara şahit olduğunu anlatmıştı. Bu ailenin genetik yapısının farklı olduğundan, gerçek doğalarının oldukça kötücül olduğundan bahsetmiş, bu varlıkların insanlardan farklı bir tür olduğunu, sürüngenimsi kimi özellikler taşıdıklarını iddia etmişti. Bunu ilk kez 1981 yılında Prens Charles ile evlenmeden bir ay öncesinde tuhaf bir ritüele dahil edilerek öğrenmişti. Bu ritüel Buckingham Sarayı yakınlarındaki Clarence House denilen muhitte gerçekleştirilen dışarıya kapalı bir davet sırasında gerçekleşmişti. Druid gelenekte meşe ağacı döngüsünün son 7 günü olarak bilinen Temmuz'un ilk haftasında gerçekleşen ritüele gelinin uyanışı adı verilmişti. Bu ritüelin yeni nesil hükümdarları doğuracak olan gelinlerin inisiyasyon ritüeli olduğunu iddia eden Diana, bu evliliğin yalnızca doğacak veliahtların dünyaya gelmesi için gerçekleştirildiğinin vurgulandığını anlatmıştı. Prenses gerçekten de daha önce de birçok kez kendini bir damızlık gibi hissettiğini yakın çevresiyle paylaşmıştı. Ritüelin devamında şamanik bir içecek içirildiğini ve kraliyet mensuplarının gerçek görüntülerine ilk defa orada şahit olduğunu anlatan Diana, gördüğü varlıkları Komodo ejderlerine ve ejderhalara benzetmişti. Prensesin sırdaşı Fitzgerald, arkadaşının bunlardan bahsederken büyük bir korku duyduğunu ve kendisinin ise dehşete düştüğünü aktarmıştı. Lady Diana'ya göre kraliyet mensupları insanların düşündüklerinden çok daha yaşlılardı ve bir nevi deri değiştirme ile hayatlarına başka bedenlerde devam ediyorlardı. Lady Diana bu varlıkların sahip oldukları bilginin, teknolojinin de ötesinde adeta büyü olduğunu anlatıyordu.
İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda iğrenç ayinler yapıldığını da söyleyen prenses, şatonun zemininin bir çeşit vampirizmin kurbanları olan çocukların kemikleriyle dolu olduğunu iddia ediyordu. Popüler kültürdeki vampir ögesi gibi kan içmekten değil, enerji boyutunda yaşanan bir tür vampirizmden bahsediyor, korku ve acı temelli ritüeller gerçekleştirildiği iddiasında bulunuyordu. Bu vampirizm söylemleri tabi akıllara Prens Charles ve Dracula namıyla bilinen Vlad Tepes'in arasındaki ilişkiyi getiriyor. İngiliz akademisyen David Hughes'un yazdığı Britanya Kralları ve Kraliçelerinin Tarihçesi isimli kitapta ortaya koyduğu delillere göre İngiliz kraliyet ailesi ile Dracula olarak bilinen Vlad Tepes arasında direkt bir kan bağı bulunuyor. Hatta Prens Charles'ın Transilvanya'da birçok arazi ve mülke sahip olduğu ve de zamanının bir kısmını orada geçirdiği de biliniyor. Aslında batıdaki tüm kraliyet ailelerinin birbirleriyle akraba olduklarını bildiğimiz için bu kan bağı bizi çok da şaşırtmıyor. Peki tüm bu ilişkiler, okült ritüeller ve kan bağının geçmişi nereye dayanıyor? Anunnaki anlatılarına göre binlerce yıl önce gerçekleşen göksel bir savaş bu meselenin tetikleyicisi oluyor. Antik Hint metinlerinde Mahabharata Savaşı olarak bilinen, semavi dinlerde ise Sodom ve Gomorra şehirlerinin helakı anlatısıyla ilişkilendirilen bu olay neticesinde Babil toprakları olarak bilinen bölge yaşama elverişsiz bir hale geliyor. Burada yaşayan ve Babil tanrılarının soyundan gelen yönetici elit sınıf çeşitli coğrafyalara göç etmek zorunda kalıyor. Bu insanların bir kısmı kuzeye Kafkaslara göçüp daha sonraları Hazar Yahudileri olarak biliniyor. Aşkenaz Yahudileri de denilen bu grup bugün türlü komplo teorilerinin de başrolü olan Rothschild ailesinin atalarıdır. Bu topluluğun en ilginç özelliklerinden biri de oldukça zeki olmalarıdır. Aşkenaz Yahudileri güvenilir verilere sahip tüm etnik gruplar arasında en yüksek IQ'ya sahip topluluktur. Bu grubun ortalama IQ seviyesi 115 civarındadır. Albert Einstein, Robert Oppenheimer gibi dahiler de bu etnik grubun içinden çıkmıştır. Babil'den ayrılanların bir kısmı ise güneye ve batıya yönelmiştir. Batıya gidenler antik Mısır'da yönetici olan akrabalarıyla yani Mısır tanrılarının soyundan gelen firavunlarla birleşmiş ve hüküm sürmüştür. Bu soy zamanla özellikle Kutsal Roma İmparatorluğu ile Avrupalı soylulara dönüşmüş ve birbirleriyle akraba Batı kraliyet soyu bu şekilde meydana gelmiştir. Fenikelilerle karışanlar ise zamanla İtalya'ya göçüp orada etkin olup Venedikliler olarak bilinmişler, kurdukları finans ve ticaret imparatorluğuyla daha sonraları meşhur ultra zengin İtalyan ailelerine dönüşmüşlerdir. Bu soy dünyayı daima tek bir güç merkezinden kontrol altında tutmaya çaba göstermiştir. Babil büyüleri, antik Mısır bilgeliği, Kabala ve Druid paganlığıyla yoğrulan ve de Enochian denilen boyut dışı varlıklarla İletişim dilini icat eden John Dee'nin de etkisiyle bu güç merkezi zamanla Britanya adasına kaymış ve 2. Dünya Savaşı'na kadar da bu etki devam etmiştir. Günümüzde ise bu hüküm City of London denilen özel bölge üzerinden finansal olarak, Washington üzerinden askeri olarak, Brüksel üzerinden ise politik olarak sürdürülmektedir. İngiliz kraliyet ailesi, Rothschild hanedanlığı, Suud hanedanlığı, Bush ve Clinton aileleri, Rönesans'ı başlatan meşhur borsacı İtalyan aileler, Habsburglar, Warburglar ve daha birçoğu bu gücün kullandığı çeşitli aparatlardır. Küçük kantonları birleştirip ondan Helvetia Konfederasyonu'nu yani İsviçre isimli finans devi ülkeyi var eden, Christoph Kolomb'u finanse edip sözde yeni kıtalar keşfettiren, Leonardo da Vinci'ye Mona Lisa'yı çizdiren güç yine bu güçtür. Bu gücün adı Babil kardeşliğidir.